Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle Football Manager'da Ali Akman'ın kariyer rebuild'ini yapacağız. Güzel bir video olacak. Çünkü Ali Akman'ın izlediği yol kariyer serüveni bayağı eğlenceli ve güzel geçmiş. Hızlıca geçeceğiz. Yine Arda Güler rebuild'inde olduğu gibi aynı video işleyişiyle videomuzu sürdüreceğiz. Gördüğünüz gibi Ali Akman'ın ilk yılki profili ekranlarda. Eintracht Frankfurt'tan Hollanda ekibine transfer oluyor. O yıl Hollanda ekibinde ne yaptığı pek burada gözükmüyor ama onu geçmişinde göstereceğiz. 2022 yılında ilk milli maçına çıkıyor 19 yaşında ve İtalya'ya karşı da ilk golünü atıyor. Aynı gün ilk maçında ilk golünü de atıyor Ali Akman. Şimdi geliyoruz. Ali Akman 2023'te ne yapmış? Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi ilk 11'ine dahil olmuş ilk yıllarda. Adını Türkiye'nin sezonun ilk 11'ine yazdırmış ve Manchester United'a 6,75 milyon avro ödenerek transfer olmuş. Totalde bonuslarla 9,5 milyona çıkabiliyormuş. 2024'te Adana Türkiye'nin sezonun en iyi ilk 11'ine yazdırmış ve 2025 yılında Ren 10 milyon euro ödeyerek Manchester United'tan oyuncu transfer etmiş ve Adana Türkiye'nin yine en iyi ilk 11'ine yazdırmış. Bu sefer Ren'den de Olympique Marseille'e 22,5 milyon euro karşılığında Ali Akman'ı transfer etmişler. Hızlıca geçiyoruz. Türkiye'nin gelmiş geçmiş ilk 11'ine yine dahil olmuş 2028 yılında. Adını Türkiye'nin sezonun en iyi ilk 11'ine yine yazdırmış. Şu an buralarda fazla bir şey yok ama bakacağız. 2029-2030 yıllarında yine sezonun en iyi ilk 11'ine adını yazdırmış milli takımda. Ali Akman için asıl yıl 2030 yılında yine Türkiye ile sezonun en iyi ilk 11'ine dahil oluyor. Burada Olimpik Marsilya ile Fransa Kupası'nı alıyor ve Türkiye ile Dünya Kupası şampiyonu alıyorlar. Yani buradaki Dünya Kupası bayağı kariyerine zirve yaptırmış Ali Akman'ın. Burada bize de sürpriz oldu. Umarız bir gün gerçekte de bunun sahibi olabiliriz. Fransa Kupası'nı da almışlar. Ardından peş peşe yine adını en iyi ilk 11'e yazdırmış milli takımda. Peş peşe adını ve işte karşınızda Ali Akman 32 yaşında. Ali Akman 32 yaşındaki Ali Akman'ın 32 yaşındaki profili bu şekilde. Zaten yavaş yavaş 32-30'dan sonra özellikleri düştüğü için bu tam zirvedeki profili değil. Ha, kariyer zirvesini burada gördük ama yaşına rağmen 32 yaşında olmasına rağmen muazzam bir profili var. Gerek fiziksel gerek teknik olarak 10 numara bir profili var. Şimdi gelelim kariyerinde kaç gol atmış, neler yapmış. Premier Lig'de de oynamış, 8 karşılaşmaya çıkmış yine. Orada pek bir şey yapmamış ama burada bir Japonya ekibine kiralanmış. 34 karşılaşmada 19 gol 8 asist yapmış. Renye ise 9 maçta çıkmış ilk sezon. Muhtemelen sezon ortasında transfer oldu buraya. 9 maçta 1 gol atmış. Ertesi sezon 30 karşılaşmada 10 golle devam ediyor ve burada zaten görüyorsunuz Olympique Marsilya'nın tarihine burada Ali Akman geçmiş. Çünkü Paso ilk 11 oynamaya başlamış. Her yılda gollerini atmaya devam etmiş. Yani Marsilya transferi olduktan sonra ortalama puanı 7'nin altına hiç düşmemiş gördüğünüz gibi. Yani totalde Ali Akman'ın kariyerinde totalde 39 milyon euro bonservis harcanmış. 372 karşılaşmaya çıkmış 32 yaşına kadar. 115 gol atmış. 34 de asist yapmış. 18 kere de maçın adamı seçilmiş. Total ortalama puanı ise 7,12. Bu kariyeri bir Dünya Kupası, bir Fransa Kupası sıkıştırarak kariyerine olumlu yönde sıçrayış sergilemiş. Bu yaşta olmasına rağmen dediğim gibi profili çok güzel. Ali Akman Rebuild'i bu şekildeydi. Farklı oyuncuların, takımların, teknik adamların Rebuild'ini beklerseniz yoruma yazarsanız veya Discord'umuza gelip oradan belirtirseniz sevinirim. Bize de seçenek içerik çıkmış olur. Bu video dediğim gibi bu şekildeydi. Bir sonraki Football Manager, kariyer, taktik vesaire Rebuild videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.